Sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı bugün sizlere tekrardan Adana'dan sesleniyor. Yanımızda ototamir alanında faaliyetlerini sunan Rezzak Bey bulunmakta. Şimdi kendisinden sektörle alakalı, ototamirin püf noktalarıyla alakalı tüm bilgileri alacağız. Röportajımızı hep birlikte izleyelim. Rezzak Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Bizlerdeyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Burada ototamir alanında faaliyetlerimizi sunuyoruz. Sizden işin püf noktasını öğrenmeden önce biraz sizleri tanımak isterim. Ne kadar zamandır bu sektördesiniz? Aşağı yukarı 23-24 yıl oldu. Yaşım 35. Adım adı Rezzak Bucak. Adana'da yaşıyorum. Adana'da tamirci olarak çalışıyorum. İşimi severek yapıyorum. Arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşimizi severek yaptığımız için işin en güzel şekilde çıkarıyoruz inşallah. Burada aslında uzun zamandır, hatırı sayılır zamandır siz bu sektörün içindesiniz, içinde yer alıyorsunuz. Peki sizlerden dinlemek isterim, burada ototamir alanında gelen müşteriye ne gibi hizmetler veriliyor? Araçların bütün kontrolleri yapılıyor, fren bakımları yapıyor, yağ filtreleri değişiyor, genel kontrol yapılıyor. Arıza varsa arızaları gideriliyor, en iyi şekilde çıkartıyoruz araçları. Burada aslında ototamirle alakalı alabileceğimiz tüm hizmetler var ama yine de sizlerden dinlemek isterim. Ototamirde ya da daha doğrusu arabalarımızda bakımını eksik etmeyeceğimiz çalışma hangisi? Yani neye dikkat etmeliyiz biz bu noktada? Araçların zamanında bakım yapılması lazım. Tamircinin verdiği tavsiyelere uymak lazım. Kullanılan malzemelerin orijinal olmasına kesinlikle dikkat etmek lazım. Bunlara özellikle dikkat etmemiz lazım. Öncelikle o zaman kullandığımız ürünlerin kalitesinden buradan bahsedelim. Burada tamirlerimiz yapılırken hangi kalitede ürünleri kullanıyorsunuz ya da hangi ürünleri kullanıyorsunuz? Aldığımız malzemenin özellikle orijinal olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. En iyi malzemeyi kullanmamız lazım. Aksi takdirde doğacak bazı arızalar oluyor. O yüzden onların önüne geçmemiz için en iyi malzemeyi kullanmamız gerekiyor. Yani burada kullandığımız malzemenin önemi çok fazla diyebiliriz. Peki orijinal ürünü nasıl tespit edebiliriz? Yani izleyenlerimizi de bu açıdan nasıl bilinçlendirebiliriz onları? Onları şöyle, bizim kendimiz kontrol altında olması lazım. Yani araç sahipleri bazı şeylerin tam anlamıyor olabilir ama bunları tamircilerin kendileri kontrol edip bakması gerekiyor. En iyi malzemeyi kendileri seçip ona göre uygun malzeme kullanması gerekiyor. Peki araç bakımlarımızı ne kadar süreyle yapmalıyız? 10 bin kilometrede bir veyahut da her yıl olmak şartıyla düzenli olarak yapılması gerekiyor. Peki bir araç bakımında genelde en çok size gelen işlemler hangileri oluyor? Genelde balata değişimi, trigger setleri değişimi, yağ bakımı yapılıyor, devre daim değişimi, bunlar yapılıyor genelde. Burada peki aldığımız bir işi, totalde tabii işin büyüklüğünden küçüklüğüne kadar değişir bu süre ama ortalama ne kadar iş günü içerisinde siz işleminizi bitirmiş oluyorsunuz? Komple genel bakım olduğu zaman aynı gün içerisinde teslim ediyoruz ama motor rektifiyesi komple revizyon yapılırsa aşağı yukarı 3 gün ile 5 gün arasında sürüyor tabii bunlar. Peki burada ototamir alanında şu anda burada kaç kişilik bir kadroyla hizmetlerinizi sunuyorsunuz? 12 kişilik bir kadroyla çalışıyoruz. Kadromuz iyi, çok şükür. Siz burada ama bizzat işin başında kendinizde duruyorsunuz değil mi? Tabii, hem işin başındayım, ayrıca ben kendim de çalışıyorum. Kendim de işe hakimim çok şükür. O yüzden. Burada müşterilerimiz araçlarını sizlere teslim ediyorlar ki bu meslekte, daha doğrusu bu işte en önemli şeylerden biri güven. Siz burada müşterilerinize bu güveni nasıl sağlıyorsunuz? Bu güveni nasıl sağlıyoruz? Bu güzel bir soru. Tabii ki işimizin hakkını vermemiz gerekiyor. Yaptığımız işlerin arkasında durmamız gerekiyor. En iyi şekilde hizmet veriyoruz ve yaptığımız işlerin arkasındayız. En iyisi olduğumuzu inşallah güveniyoruz kendimize. Müşteri memnuniyetleriniz uzun zamandır burada aslında faaliyet gösteriyorsunuz. Müşteri memnuniyetleriniz, referanslarınız nasıl? Sizleri mutlu ediyorlar mı? Tabii. Genelde şehir dışından gelen arkadaşlarımız oluyor, araçlarımız oluyor, buradaki arkadaşlar oluyor, şirketler oluyor. Bunlara hepsine karşılıklı cevap vermeye çalışıyoruz. En iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Çok iyi. Peki diyelim ki buraya araç getirmekten ziyade yolda aracımız kaldığında aynı zamanda bir ekip gönderme olasılığınız var mı? Tabii. Çekici hizmetimiz var. 7-24 çalışıyoruz. Sıkıntı yok o konuda. Yolda kaldığımız zaman bir telefon kadar yakınız. Evet. Aslında burada sadece araçların buraya gelmesine gerek yok. Bizim ayrıyetten ototamir olarak çekici hizmetimiz de var. Yani araç nerede kalırsa kalsın siz direkt gidip ekibinizle birlikte oradaki arızayı tespit ediyorsunuz. Ve müşterileriniz yollarına kaldıkları yerden devam edebiliyorlar. Burada bizim için müşteri memnuniyeti önemli dedik. Peki şu an sadece Adana bölgesinde hizmet veriyoruz ama ileride şubeleşme gibi planlarımız var mı? Tabii herkesin gibi bizim de bir ilerleyen zamanlara göre bir planlarımız var. Tabii zaman gösterecek bunu. Peki siz burada parça satışı yapıyor musunuz? Parça tedarikimiz var. Elimizde bazı malzemeler var. Olmayanları tedarik ediyoruz.
aynı gün içerisinde geliyor malzemelerimiz. Burada kullandığımız malzemeler de aynen güvendiğimiz yerlerden alıyoruz değil mi? Yani burada orijinal olmasına dikkat ediyoruz malzemelerimizin. Özellikle orijinal aldığımız için distribütörlerin kendisine direkt bayiden getiriyoruz. Servisler olsun, büyük toptancılar olsun direkt oradan getiriyoruz malzemeleri. Peki burada genelde araçlarda en önemli şeylerden biri motor bakımı diyorlar. Motor bakımını ne kadar süreyle yapalım ya da motor bakımı yapılırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Yine söylediğim gibi malzemenin orijinal olması gerekiyor. Kullandığımız yağlar iyi olması lazım. Doğru ve düzgün malzeme kullanmamız gerekiyor. Orijinal olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, şu anda bizzat işimizi yaparken röportajımıza devam edeceğiz. Arkamızda yapılan işlemin adı nedir? Burada ne yapıyoruz? Şu an bu aracımızın partikül ve EGR arızası var. Uzman kadromuzla arıza tespit cihazlarıyla bu araçların arızalarını gideriyoruz ve sorunlarını çözüyoruz. Şu anda zaten arkamızda ilk başta sanırım o makinayla birlikte arıza tespit ediliyor. Aynen o şekilde yapılıyor. OBD cihazıyla arızanın tespit ediliyor ve arızası gideriliyor. Evet, öncelikle zaten şu anda arkada ustamız iş başında arızalarımız tespit ediliyor. Edildikten sonra da aracın arızasına göre siz burada tamire başlıyorsunuz, doğru muyum? Tabii, uzman kadromuzla bu araçların arızalarını gideriyoruz ve dediğim gibi en iyi şekilde araçların arızalarını giderip teslim ediyoruz. Yani burada A'dan Z'ye araçlarınızla alakalı tüm profesyonel çalışmalar yapılıyor sevgili izleyenler. Evet, röportajımıza devam ediyoruz. Şimdi Rezzak Bey, arkamızda bir motor görüyoruz. Aynı zamanda burada zaten şu an işlemde olan bir aracımız var. Bu araca hangi işlemi uygulayacağız burada? Bu araca komple motor rektifiyesi yapıyoruz. Komple motor revizyonu yapılıyor şu anda. Onun tamirini yapıyoruz. İnşallah 2 gün içerisinde teslim edeceğiz bu aracı da. Burada aynı zamanda zaten arkada hummalı bir çalışma çıktığını görebiliyorsunuz sevgili izleyenler. Malzemelerimiz olsun. Zaten hepsi arkamızda yer alıyor. Burada aynı zamanda parça yıkama üzerine ne gibi işlemler yapıyorsun? Elimizde özellikle kimyasal bir yalaç var. Malzemeler onlarla yıkıyoruz. Daha temiz olsun diye onunla kullanıyoruz. Evet, burada araçlarımızın tamirini yaptık ama bunu direkt teslim etmiyoruz. Burada aynı zamanda sizin araç teslim ederken yapmış olduğunuz bir nevi müşterilerinize jestleriniz de var. Bir de bunlardan bahsedelim. Aracımız kirli şekilde geliyor. Motor olsun, iç dış olsun komple bittikten sonra güzel iç motor temizliğini yapıyoruz. Arkasından iç dış yıkanması yapılıyor. O şekilde teslim ediliyor. Diyelim ki araçlarımız teslim edildi. Çalışması bitti, yıkandı ama araç daha sonra tekrardan arıza verdi. Biz burada yaptığımız işin arkasında mıyız? Direkt arızayı yine aynı şekilde telafi ediyor muyuz? Bu şekilde kolay kolay bir sıkıntımız olmuyor ama olursa tabii ki arkasındayız her zaman. Peki Adana bölgesinde ototamir alanında ki zaten sizin çekici hizmetiniz de var. Bu bölgede insanlar ototamir alanında neden sizleri tercih etsinler Rezzak Bey? Sizin farkınız nedir? İlk başta dediğimiz gibi güven en önemli husus. Orijinal malzeme, kaliteli işçilik ve uygun fiyat. Yani buradaki işlemlerimiz herkes merbütçe hitap ediyor. Tabii, bu konuda da iddialıyız. Kimseyi asla mağdur etmiyoruz, yolda bırakmıyoruz, yarı yolda bırakmıyoruz. Çekici hizmetimiz de var. Peki izleyenlerimiz sizlerle iletişime geçebilmek için sizlere hangi sosyal medya platformlarından ulaşabilirler? Facebook olabilir, Google'dan olabilir, normal telefon olabilir. Her türlü ulaşıyorlar. Zaten yazdıkları anda direkt karşılarına siz çıkacaksınız. Vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum. Röportajımızı bitirmeden önce var mı eklemek istediğiniz birkaç cümleniz? Teşekkür ederiz. Herkese iyi günler diliyorum. Tekrardan bize teşekkür edelim. Evet sevgili izleyenler, Rezzak Bey'le röportajımızın sonuna geldik. Burada sizler de ototamir alanında hizmet alabileceğiniz bir işletme arayışındaysanız kesinlikle kendilerine telefon numaralarından iletişime geçebilirsiniz. Şehirden Haberler programı Adana'da turuna devam ediyor.